Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün üretimhane kurmanın maliyeti ile ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar size. Baya bir soru gelmiş. Kafeslerin fiyatları, kuşların fiyatları ile ilgili baya bir soru gelmiş arkadaşlar. Yavaştan şöyle bir kuşlarımızı ilk bir gösterelim. Kafes temizliği yaptık. İlk kuşlardan bahsedelim. Sonra asıl konuya geçelim arkadaşlar. Kafes temizliğimizi yeni yaptık, bitirdik. Biliyorsunuz dün bir kaybımız vardı. Salmadan bir tane kuşumuz ölmüştü. Neden öldüğünü maalesef bulamadık hala. Onun haricinde şu an hiçbir kuşumda bir sıkıntı yok. Hepsinin yemini suyunu full tazeledik. Hatta şu an suluklarda elma sirkesi var arkadaşlar. Haftada bir gün düzenli olarak elma sirkesi veriyoruz kuşlarımıza. Bugün de o gün. Yarın değil öbür gün de tohum günleri arkadaşlar. Tohum vereceğiz. Bir iki gün daha böyle dinlenecekler sadece yem ve su ile. Ondan sonra tohumlarını vereceğiz. Ondan iki gün sonra da meyve şeklinde bir tabak yapıp kuşlarımıza tekrardan meyve tabağı şeklinde bir mama vereceğiz arkadaşlar. İlk önce şöyle başlayalım arkadaşlar. Evde yapmayı düşünüyorsanız eğer hiç hani nasıl diyeyim dubleks bir eviniz varsa üst kattan bir odaya kuşlarınızı ayıracaksanız öyle bir durumda dolap almanıza gerek yok arkadaşlar. Benim hani dubleks olmadığı için normal bir apartman dairesi şu an benim kuşlarıma baktığım yer. Mutfakla birleşik bir odam var. Kuşlarımızı oraya koydum arkadaşlar. Pisliği daha da minimal bir seviyeye düşürmek için dolaplı kafes kullanıyorum. Gayet de faydalı arkadaşlar. Bundan daha öncesinde tel vardı. Belki eski izleyiciler bilir. 4 katlı sarı kalın telli bir kafesim vardı arkadaşlar. Onun da nasıl çözüm yapmıştık? Ondan çok pislik dökülüyordu. Altına bu buzdolabı satan yerlerde buzdolabının kartonları var arkadaşlar. Buzdolabını kapatan. O kartonların alt tabanını kesip kafesin altına koymuştum. Bütün pislik orada toplanıyordu. Ama çok hoş bir görüntü değildi açıkçası. Bu şekilde dolap yaptığım zaman daha çok güzel oldu arkadaşlar. Eğer böyle ev ortamında yapacaksanız dolap almanızı tavsiye ederim. Ya da depo gibi dediğim gibi dubleks bir daireniz varsa üst katından bir odayı kuşlarınızı ayıracaksanız kesinlikle size tel tavsiye ederim arkadaşlar. Görünüş açısından tamam bu daha güzel ama tel kafeste üretim daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Şu an bizim üretimhanede şu an mesela dolap var, tel var. Ama dolaptakiler de şu an gayet güzel bir şekilde ürüyor. Bizim hem üretimhaneye dolap koymamızın amacı arkadaşlar elitlik katmasını istedik ortama. Hatta ilerleyen zamanda bir 8 dolap daha alacağız. Hem bakarken daha seve seve bakacağız arkadaşlar. Uğraşırken daha seve seve uğraşacağız. Çünkü cidden güzel bir şey olsun ki ilgilendiğin zaman hani daha da sevinçli, heyecanlı bir şekilde ilgilen. Dolabı ben dediğim gibi evde baktığım için aldım. Dolabın fiyatını hepsinin buradakilerin hepsini teker teker anlatmayacağım. BST kafesinden aldım. Oradan detaylı fiyat araştırması yapabilirsiniz. Zaten hani ekleyeceğiniz ürünlere göre de fiyat şey kafesin maliyeti artıyor, düşüyor arkadaşlar. Her neyse, tel alacaksanız arkadaşlar 4 katlı şeyler var. Bu galvaniz teller var, tel kafesler var. Sarı oluyor. Gri, gümüş renk oluyor arkadaşlar. Ama tabii onun da ölçülerine dikkat etmeniz lazım. Bu genişlikte galvaniz teller de var. 50'lik seri ile 40'lık seriden size tavsiye ederim arkadaşlar. Onun bir altı daha var 30'luk. Onlardan sakın almayın. Onlar çünkü kanarya kafesi, finch kafesi olarak kullanılıyor. Ama muhabbet üreten de var. Ama çok çok küçük arkadaşlar. Kuşların hiçbir hareket alanı kalmıyor. Hatta elinizden geliyorsa bu kafeslerden alın. Bunlar cidden çok güzel kafesler. Büyük. Bu 60'lık seri arkadaşlar. 60 ya da 65'ti yanlış hatırlamıyorsam. Büyük ihtimalle 60'lık. Elinizden geliyorsa o kafesten alın. Ondan alamazsanız artık. Benim dediğim o sarı kalbiniz şeyler var. Tel kafesler var. Bizim zamanımızda onlar ne kadardı o kafesler? 75, 80, 85 o araydı. Şu an 150 ile 200 hatta 220'ye bile satan var. O aralarda arkadaşlar kafesler. O kafeslerden almanızı tavsiye ederim. Artık hani kaç tane kuş koyacaksanız kafesin fiyatını da ona göre hesaplayıp koyarsınız. Bizim üretimhanenin maliyeti ne kadar oldu? Hemen onu da söyleyelim kurduğumuz üretimhanenin. Japonesler takımları ayrı aldık. Şovları ayrı aldık. Dolap benim buradan gitti. Onu da gönderdik arkadaşlar. Şovlar yaklaşık 3-3,5 milyar civarı tuttu. Japonesler de aynı şekilde arkadaşlar o civarda tuttu. Yanlış hatırlamıyorsam. Kafes 400 liraya gitti. Gene giden benim bu evdeki kafeslerimden oldu. Tellerden falan gönderdik. Hani içerideki malzemelerle bir de orayı biz biliyorsunuz yalıtım falan yaptık arkadaşlar. İzocam olsun, alçıpan olsun, boyasıydı falan filan. Bayağı bir masraf ettik. Hani 9-10 milyar civarı falan tutmuştur kuşlarla birlikte arkadaşlar. Onun yanında bazı ekipmanlar var. Akıllı yemlik, suluk, işte kumluk, mamalık falan filan. Onlar önceki üretimhaneden kalma vardı. Onlara bir daha biz para vermedik. Eski ürünleri kullanıyoruz arkadaşlar. Bizim açtığımız üretimhane hani 10 tutmamıştır ama hani 9 civarı falan tutmuştur arkadaşlar.
Siz de dediğim gibi ben size hani kafeslerin fiyatlarını vereceğim. Diyelim ki kaç takım düşünüyorsanız ona göre kuşlarla kafes sayısını toplayıp fiyatı oradan çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi o 4 katlı kafesler 160, hani 200'e satan da var da 164 liraydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 164 liraya satan da var. Bu satar dediğim yerlerde gitti gidiyor. N11 hepsi burada gibi sitelerde satıcılar var arkadaşlar. Oradan buldum baktım, bir fiyat araştırması yaptım hani durumlar ne olmuş diye. Cidden çok yükselmiş, hani baya baya yükselmiş. Çünkü biz o kafesleri, hani benim vardı, ben 75 liraya aldım arkadaşlar. Ne kadar oldu diyelim, 2-3 sene olmuştur herhalde ben o kafesi alalı. Şu an hani 2 katı fiyatında, hatta 3 katına satanlar da var. Yani Allah korusun, piyasa yavaş yavaş fena bir şekilde almaya devam ediyor arkadaşlar. Her neyse, kuşları da size asla alaç almayı tavsiye etmem. Bir üreticiden toplu bir yavru alış yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Direkt üretime başlamayın. Kendi yavrularınızdan damızlık hale getirin. Çünkü o kuşu damızlık aldığınız zaman hani nasıl bir karaktere sahip? Yavruları öldürüyor mu ya da eşini falan dövüyor mu? Yumurtaya yatıyor mu yatmıyor mu? Bunları bilemezsiniz. Adam altındayken yumurtayla bir fotoğrafını çeker size gönderir. Yalan da söylemez çünkü hayvan yumurtluyor. Ama yavruya bakmıyordur arkadaşlar. Yani benim demem o ki hem daha ucuza gelecektir bu söylediğim. Toptan yavru satışı satın alın. Damızlıklara hiç bulaşmayın. O yavruları da arkadaşlar 7-8 aylık olana kadar kendinizde damızlık bir şekilde bekletin. Erkekleri böyle tekli kafesler atın. Benim şu an yaptığım gibi. İleride eşleme yapacağız. Şu an o yüzden tekli kafeste duruyor erkeklerimiz. Dişlerin hepsini de bir tane kafese biriktirebilirsiniz bu şekilde. Şu an görmüş olduğunuz gibi dişlerin hepsi bir yerde. Şu an hani toptan da ne kadar yavruları satıyorlar inanın bilmiyorum. Çünkü ben yaklaşık bir aydır falan toptancıya pet shop'a yavru vermedim. Bizim burada en son hani kuşun cinsine göre, rengine göre falan filan 30-35 liraya ben pet shop'a yavru satışı yapıyordum küçük cinslerden arkadaşlar. Elden satarsanız eğer, böyle bir üretim anlatacaksanız elden satmayla kimsenin uğraşacağını sanmıyorum. Pet shop'ınız varsa pet shop'ta belki satarsınız. Elden sattığınız zaman şu an pet shop'larda bizim burada 75-80 liraya gidiyor. Hangi ayarda kuşlar gidiyor 75-80 liraya hemen gösterelim sizlere. Bakın burada morumuz var. Arkada çakılımız var. Çakılın normalde biraz daha zayıf olması lazımdı. Ben iyi baktığım için birazcık kilo aldı. Yani bu ayarda kuşlar burada 75-80 liraya gidiyor arkadaşlar. İşte albinolar 100 lira. Kremiyolar falan da 100 lira arkadaşlar. Kırık jumbolar 100-125 lira arası değişiyor. Arkadaki gri falan mesela o fiyatlarda. Ama dediğim gibi toptan sattığınız zaman fiyat 30-35'e düşüyordu. Şu an biliyorsunuz koronadan dolayı hala ithal kuş alınmıyor. O yüzden dolayı toptancılar da fiyatları yükseltmişler. Hatta neredeydi tam olarak bilmiyorum ama toptandan 42,5 liraya falan kuş toplayan vardı. Bu Adana taraflarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani oralarda bile arttıysa bizim buralar illaki artmıştır. O yüzden dolayı şu an hani millet bir de elinde kuş biriktiriyor. Toplu satış yapıp vurgun yapmayı düşünüyor arkadaşlar. Daha fazla para almak için. Bizim şu an hiçbir yavrumuz yok. Sadece sultanlardan yavru alıyoruz. Sultanlardan para kazanacağız. Muhabbetleri dinlendirme aşamasını aldık. Çünkü havalar çok ısındı biliyorsunuz. Belli bir sürede böyle devam edecek. Her neyse eğer hani 30-35 liraya toptan kuş bulursanız kaçırmayın arkadaşlar. Muhabbet. İlk başlıyorsanız eğer büyük cinslerle başlamanızı tavsiye etmem. Çünkü bu büyük cinsler. Hemen gösterelim. Buradaki büyük cinsler arkadaşlar bunlar şov kırıkları. Bu büyük cinsler daha kolay hasta olabiliyorlar arkadaşlar. Bağışıklık sistemleri daha zayıf çünkü mutasyon oldukları için yerli kuşlara göre daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahipler. En ufak bir rüzgarda olsun, hani bir pislikte olsun çok rahat bir şekilde hasta olabiliyorlar. İşi bir de yeni öğreniyorsanız bu kuşlarla uğraşmanızı tavsiye etmem. Almanız gereken yerli, çek kırığı. O tarzda kuşlarla uğraşmanızı tavsiye ederim. Onlar da hemen örnek verelim. Bakın burada kırık çeklerimiz var. Altta kremiyomuz var. Bu ayarda kuşlar alalım. Çünkü bunlar hasta olsa bile dirençli oldukları için tekrardan iyileşiyorlar. Ama büyük kuşlarda öyle değil. Bayağı bir çaba sarf ediyorsunuz. O da hani bir ihtimal kurtulursa o da çok zor kurtulması. Mesela bu kuşumuz kurumadan döndü. Çok ciddi bir rahatsızlığı vardı ama iyileşti arkadaşlar. Böyle örnek vereyim. 30-35 liradan alırsanız bayağı bir uyguna gelecektir. Takım satanlar ne kadar satıyor hemen onu da söyleyelim. 200 liradan aşağıya yavru takımını satan şu an yok arkadaşlar piyasada. En kötü kuşa bile şu an 200 lira çekiyorlar. Yavru veriyor çünkü sonuçta toptancılar da artık pahalıya sattığı için. En kötü takımı şu an yavru vereni 200 liraya satıyorlar. Siz o yüzden daha karlı duruma düşeceksiniz eğer toptan yavru alırsanız. Bir de kendiniz yaşatacaksınız. Hemen onun da kolay yolunu söyleyelim. İlk bir kendiniz denersiniz hani bu kuş buna yakışır bundan güzel yavru verir. Kendi zevkinize göre eşe atarsınız. Baktınız olmadı.
Hop ondan sonra erkekleri teker teker salmaya atarsınız. Erkek hangi dişiyle yanaşırsa, anlaşırsa onları ayrı bir kafese çekersiniz. Bu şekilde de işleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Kuşları 35 liradan, 30 liradan aldığınızı düşünün. Artık kaç tane alacaksınız oradan hesaplamasını gene siz yapın. Kafese düz hesap 150 deyin arkadaşlar. Kuşa da 30 deyin. Tanesine tabii ki. Kaç tane kuş alacaksanız hesabınızı öyle yapın. Ondan sonra kafeste kuşu çözdük şimdi. Gelelim diğer malzemelere. Kalamar kemiğini kümesten eksik etmeyin. Kuş kumunu kümesten eksik etmeyin. Kalamar kemiği kuşta ne yapıyor arkadaşlar? Kalsiyum eksikliğini gideriyor. Yumurtaların gelişimini sağlıyor arkadaşlar. Yumurta doluluğu da sağlar aynı zamanda. Kuş kumu da ne işe yarar? Kuşların biliyorsunuz mideleri olmadıkları için kursakları var sadece. Kursaklarda sindirim birazcık zor oluyor arkadaşlar. Bir de kuluçka zamanı sürekli hayvanın mama da yiyeceksiniz. Hani yavrular daha iri olsun, daha sağlıklı, daha güzel olsun diye. Bu sefer hayvan yediklerini sindiremeyecek. Sürekli kusacak arkadaşlar. Sindirimi kolaylaştırmak için de kuş kumunu kullanmanız lazım. Hatta kuş kumundan hariç bir de toprak var arkadaşlar. Mineralli toprağımız var. Ondan da kullanmanız lazım. Sen de şu an niye kuş kumu yok diye soran olursa da hemen söyleyelim. Haftada bir kere falan mama veriyoruz ya da en fazla iki kere veriyoruz. Yavru bakımı yok. Gayet rahatlar, sağlıklılar. Kalamar kemikleri var şu an. Kalamar kemikleri bittikten sonra kalamar kemiklerini de çıkartacağım. Üretime başlamadan, sezona başlamadan bir hafta önce takacağım kalamar kemiklerini de. Hani her zaman takılı olmayacak. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu zaten işe başladıktan sonra yavaş yavaş öğreneceksinizdir. Suluklar toptan aldığınız için normalde 1.25'e falan geliyor herhalde. Satarken 1.75 2 lira. Toptan da 1.25 lira. 1.25 kuruş arkadaşlar. Akıllı yemlikler toplu aldığınız zaman 6 lira falan da büyük ihtimalle aynen 6 lira olması lazım. Başka ne kaldı arkadaşlar? Kumların da kilosu 25-30 lira falan. Hani bayağı bir gidiyor zaten kiloluk aldığınız zaman. Şöyle suluklara dolduruyorsunuz. Bunun adı kumluk gerçi suluk demeyelim. Böyle kumluklara dolduruyorsunuz. Şuraya kadar da olsa yetiyor arkadaşlar. Kum bayağı bir gidiyor. Yuvalara geçelim arkadaşlar. Bu yuvalardan tabii ki almayacaksınız. Bunlar sultan yuvası. Özel yapım. Burada bir üretici abimiz var. Bu yuvaları ben ondan aldım. Para vermedim. Hediye etti. Buradan sağ olsun. Selamlar olsun ona. Normal muhabbet yuvaları var biliyorsunuz. Folluklu olanlardan almayın. Folluksuz olanlardan almayın arkadaşlar. Onlar birazcık daha küçük oluyor hem de temizlemesi zor oluyor. Folluklu olandan alırsanız arkadaşlar tanesi 20-25 liraya satıyorlar. Toptan aldığınız zaman 13 liraya. Hatta 10 liraya Facebook'taki gruplarda satanlar var. Toplu satış olduğu zaman. Bunlar da toplu dediğim hani ondan aşağı satmayan, 15'ten aşağı satmayan. Hani 10 yuvalıktan aşağı toptan fiyatına vermeyen demek istiyorum yani arkadaşlar. O şekilde hani sitelerden de bulup alabilirsiniz. Facebook'ta çoğu grupta zaten yapan var yuvalı. Oradan da bulup alabilirsiniz ama folluklu olmasına dikkat edin. Yani baştan bir söyleyelim. Kafesimiz 150 diyelim arkadaşlar. Yuvalara 10 diyelim. Toptan aldığınız zaman. Akıllı yemliklere 6 diyelim. Başka ne kaldı? Kuşlara 30 diyelim. Dediğim gibi yavru alın. Hani takım alacaksanız da çok bildiğiniz hani güvendiğiniz birinden almaya çalışın arkadaşlar. Çünkü piyasa çok değişik. Herkes birbirine geçirme derdinde öyle söyleyeyim size. Hani kuş benden çıksın ben paramı alayım işime bakayım. Hani bu şekilde artık ticaret yapıyor insanlar. Çok kötü bir şey bizim de başımıza geldi. Yapanlar hala var ve kat kat artıyor. İşini iyi yapanlar da var. Kimseyi yermeyelim. İşini iyi yapanları da övelim. Mesela birinden kuş aldık. Yumurtluyor diye aldık. Yumurtlamadı. Bunu da kendisine ilettik. Hatta ben de bir kuluçka daha deneyeyim dedim. O da tamam dedi. Bekleriz. Sıkıntı olmaz dedi. Bekledik. Çiftleştiler. Gene yumurtlamadılar. Kuşu gönderdik. Paramızı geri iade etti. Bak bunu yapanlar da var. Hani yapmaz demiyorum ama dediğim gibi bildiğiniz, güvendiğiniz isim yapmış kişilerden alın. Her isim yapan da iyi olmuyor. Onu da söyleyelim. Evet arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde. Kuş 30, kafes 150, yuvalıkları 10 deyin. Toptan aldığınız zaman tabii ki parça parça alırsanız çok çok pahalıya gelir. Kumluklara falan onlar artık ıvır zıvır onları saymıyorum. Suluk 1 lira deyin hatta 1.25 demeyin. Bir şey akıllı yemek de 6 lira. Hani bu ayarda kaç tane takım yapacaksanız toplayıp çarpın artık nasıl bir fiyat çıkıyor karşınızda oradan görürsünüz. Bizim üretim hali dediğim gibi 9 liraya falan kuruldu. Benim burada artık bir videoda ayrı bir videoda çekeriz. Çünkü video çok uzadı. Ayrı bir videoda çekelim ne kadara kuruldu. Detaylı bir şekilde sizlere anlatırım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.